Adana Demir Spor maçından ziyade şu anda teknik direktör gündemi var Fenerbahçe'de. Acaba yeni teknik direktör kim olacak? Ee, yine sezon başındaki sürece benzer ciddi bir sessizlik hakim bir kere. Her şeyden önemlisi. Yani e, hem Ali Koç'tan hem de diğer yöneticilerden de bir açıklama gelmiyor. Bunların hepsini nasıl yorumlamak lazım? Demin ne dedik? Fatih Hoca'yı konuşurken sağ sonuçlarıyla doğrultu. Yani e, şah takımı Zeki Murat Göle ile çıkıp kazanmaya devam ettiği sürece Önder karavelde olduğu gibi bu bir sorun olmaktan çıkar. Bu bir proje haline gelir. Fenerbahçe'nin teknik direktörle ilgili kararları ki ben bir proje olduğunu düşünüyorum şu andan itibaren. Hı hı. ve Yogi Löv'le, Yoyim Löv'le anlaşmak için ortam yaratmaya çalışıyorlar. Ben Selim'den benim aldığım bilgiler Selim'den daha farklı. ...oturulup hiçbir şey konuşulmadı şu anda... ...Yogelö'yle... ...ne para... ...ne pul... ...ne şey... ...sadece... ...çalış... ...bizimle çalışır mısın... <laughs> ...sorusu soruldu... ...çalışırım... Soru, ...cevabı geldi... Ee, ...başlayın... ...sezon başı... ...çalışırım... ...cevabı geldi... Ee, ...fakat... ...Ali Koç yönetimi... ...bir an önce başlamasını istiyor... tam sezon sonunda... E, ...devam et... ...ama bu konuda... ...yani Alman bin takımdan ayrıldıktan sonra bir... Kararlılığı vardı takım çalıştırmayacağı. Evet. Diye. Ee, hatta sezon başında gündeme geldi. Zeki de burada oturduk tartıştık dedi alacak ve başı şey dedim hmm. gelmeyecek. <laughs> tamam. evet. Onu onu konuştuk hatırlıyorsunuz Zeki. Evet. Ee, şimdi Ocak'ta Yogilev'in gelmesi mümkün değil. Mümkün değil. Değil. Ocak'ta yok yani. Ama şubat ol. Şubat olmaz diyemem. Tamam Şubat'ta olmaz diye. <laughs> mi? Tamam mı? Şubat'ta olmaz diye mi? Ee, önce bu işin e, yani iki tarafın daha e, ciddi proje etabında. Zeki biraz önce anlattı. yani Yoğulevin önceliği hiçbir zaman para olmadı. Fenerbahçe'ye geldiğinde de, gittiğinde de Alman milli Takımı Gürcen bir... abinin istihbaratları doğru hatta o bizimle çalışır mısınız dediğinde dört soru soruyor. Onu biraz sonra söylerim. Gürcen abi anlatsın tabii, istihbaratları tabii ki. doğru yani. Ondan sonra şey eee e, politik olarak doğru bir hamle. Yogulov ilk defa Ali Koç kendisinden beklenen bir transfer yapmış olacak. yani Mesut'u bir tarafa koyarsak, Mesut Özili e, hakikaten kimse bir şey diyemediği dünya çapında tartışılmayacak bir, bir teknik adam getirecek. Eee Yogulov müthiş bir proje hocasıdır, plan hocasıdır. E, oyunu ofansif düşünür, pozitif düşünür. Eee gelişiyle birlikte Fenerbahçe sadece yönetimine itibar getirmekle kalmaz. Aynı zamanda 19 yıldır mı, yıldır mı milli takımdaydı? 16 yıldır mı? Yani 20 yıla yakın evet. bir süredir Alman milli takımını yönetiyor. Oradaki Novov'u da getirecek. Yani, e, Reha Hoca söylemişti galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Oturuyorlar Zeki. iki sene önce. İstatistikler, istatistikler sayılar geliyor. Diyorlar ki bizim topun bir oyuncumuza gelmesiyle diğer oyuncumuza gitmesi arasındaki süre 2.7 saniye. Eğer bunu 2'ye indiremezsek ilerleyemeyiz deyip bu bunu 2.2 saniye indirecek yani o 0.7 saniyenin yarısı kadar olan süreyi yok edecek. Diriller nasıl yaparız? Antrenman sistemleri. O oyuncu o çubukla onun üstüne çalışmaya başladı. Enteresan çünkü normalde Barcelona o tiki taka oynarken 3 saniyeydi. Bizde 6-7 saniye ortalama. Düşün 2 saniye inerse artık yani sıfır... şey, o... ışık hızında bir futbol oynayacaklar. Işık hızında oynayacaklar. O, o 0.7'den kurtulmamız lazım. Yani Hem Enteresan. Hızı, hem topun hem pasın onun peşinde düşüyorlar. Yani ve bunları başaran sistemin başındaki adamı getiriyorsunuz. Müthiş bir proje. Yani ee, dikkat edin şampiyonluk demiyorum ya. Yani. gelsin sinfeleri uçurur şampiyon yapar geçin abi onları aynı e, Galatasaray'ın e, Guardiola planı gibi hı hı. böyle bir plana böyle bir bilgiye böyle bir gelişim modeline ve bunu başaran insanlardan birine e, sahip olduğunuz zaman illaki oraya gelirsiniz Peki, o noktaya tek gelirsiniz bir plan zaten. Bu mu? yani bir B planı yok mu Fenerbahçe yönetimi olsaydı, şi olsaydı şimdiye kadar olurdu eee B planının benim fikrim bu. Bu bilgi değil. Hı. Yanlış anlaşsın kimse. Ee, ben İsmail Kartal olduğunu düşünüyorum. Sezon sonuna kadar Sezon mı? sonuna kadar evet. Yani Yogi Şubat'ta gelirim dedi. Gelir. Haziran başına e, göre anlaştılar. O zaman e, İsmail Hoca'nın, İsmail, İsmail Kartal'ın takımın başına geçeceğini, geçmesinin en mantıklı karar olduğunu Hı. E, düşünüyorum. Peki Lövle ilgili bildiğim... Evet Bazı yani Lövü sezon başında da Gürcan abiyle konuştuğumuzda o dönemde de Gürcan abi o, olmaz hani listede vardır ama olacağını düşünmüyorum demişti. Çünkü Lövü o zamanlar İspanya Ligi'nden e, zirveye oynayan bir takımda anlaşmak istediğini, menajerinin oralarda görüşme yaptığını biliyoruz ama İspanya Ligi'nden de o takımlardan da Lövü'ye bir yok, ilgi yok. olmadı. Çalışmayacak yok Yani çalışırsa i̇lgi, ilgi İspanya oldu. Ligi. Adam dedi ki ben bir sene çalışmayacağım Tamam. Çalışırsam da hani o o hedefi İspanya'da üst düzey Barcelona, Real Madrid gibi bir takımı atıyorum. Öyle bir takımda görev almakta ama çok ilgi göstermediler. Orada da bizim gibi hani sürekli milli takımı çalıştırdığı için acaba soruları sorulduğu için olmadı. Şimdi e, az önce Gürcan abi söyledi. Evet gerçekten konuşuluyor. E, bir görüşme yapılıyor. Nabız yoklanıyor. Orada e, Löv dört tane soru soruyor. Löve yakışacak sorular yalnız bunlar. Diyor ki birinci sorusu hani kendisine çalışır mısınız? Yani çalışırım diyor. Hı hı. E, benden diyor şampiyonluk mu sürekli başarı mı yoksa kadro devrimi mi yapılmasını istiyorsunuz diyor. Bu birinci sorusu. İkinci soru az önce Gürcan abi diyor hiç para konuşulmamış. Para falan konuşmamış adam istediği oyuncular ve yardımcılarıyla çalışma ortamı sağlanıp sağlanamayacağını soruyor. Yani ben ekibimle mi geleceğim? Transfer hani, he, yani diye hepsini soruyor. Hepsini soruyor tabii ki. A-plus hocalar da genelde sorar bunları. Üç şunu söylüyor. Benimle yapacağınız sözleşmeye sadık kalacak mısınız? Hani bir başarısızlık anında beni de mi göndereceksiniz? Çünkü bakıyor. Çünkü genelde gönderiyorlar biliyorsun isme bile bakmadan. Ee, hani sözleşmem bitmeden bir ayrılık olma ihtimali e, olur mu diye o soruyu soruyor. E, ve şunu da soruyor. Hani benim görevde olduğum sürelerde bir kongre kararı alma durumu gibi bir olasılık da var mı diye soruyor. Buna tabii ki karşı taraf yani görüşülen e, kimse Fenerbahçe cephesinden e, cevabı vermiştir. Çünkü e, olmaz dememiş. Ama Peki ben de katılıyorum. Transfer garantisi veriliyor ama şimdi, mu Löve? Ama şimdi bak Löv e, böyle bir durumda gelmez. Ara dönemde gelmez. Löv gibi hocalar Ya Ezgi, yazın yani sana görüşme sezona başladığı diyoruz. Sen transfer ha. garantisi verildi mi diyor. Ha, Yok. Sezona başlamadı daha hiç. Peki, sorular. Hayır, so, soru o sorular Fikir müzakeresinde bu O sorular e, olmuştur muhakkak ama Löv'le değil. Hmm. Ya da menajeriyle de olabilir. Hmm. Ama Anladım. şunu söyleyeyim. Löve şu anda getirmek zor. Ancak şöyle ikna edebilirsin Löv'ü. Biz hiçbir şey beklemiyoruz. Gelecek yılın kadrosunu kur bize. Ee, o da şunu söyler. Ya o zaman bir geçiş özresiyle devam edin siz. Ben Fenerbahçe'yi yakından takip ederim zaten. Ee, önümüzdeki yılda gelirim. Sıfırdan başlarım. Ki yakışan da böyle A+ hocalara budur. Çünkü Fenerbahçe şu anda zirvenin gerisinde. Kadroda böyle hani Löv'ün de çok Dengesiz bir kadro var. Ön taraf çılgınca bir güç var. Savunmada ee, savunmada sağ bek sol bek Trabzon'daki gibi hani Perera'nın da dörtlü sisteme de oynamaz bu şey diyor. İşte Nazım Sangare ve Filip Novak evet. dörtlü oynayamayız bu oyuncularla diyor. Daha güçlüleri lazım diyor. Muhtemelen Löv de öyle düşünecek. Hani çok fazla açılma şanslı yok Fenerbahçenin. Bak e, mesela Viskay'ı istedi. Çok birinci kaynaktan çok iyi biliyorum. Fenerbahçe de istedi bu dönemde. Ama futbolcu takası önerdi Fenerbahçe. Hani harcama limitleri çok fazla olmayınca. Şimdi Löv'e bir bütçe vereceksin. Löv'e iyi para vereceksin. Yardımcıların da getireceği için büyük bir maliyet. O yüzden hoca da haklı olarak Löv'de şunu söylemiştir. Hani bir geçmiş işte ben de İsmail Kartal olacağını düşünüyorum ki. İsmail Kartal İsmail kabul eder mi böyle bir durumu? Kabul eder. eder. İsmail Kartal. Yani doğuştan Fenerbahçeli dersin ya. <laughs> Ve çok da başarılı olur biliyor musun? İsmail Kartal'ın da öyle bir özelliği var. Ben hani puan sihirbaz hocalar vardır. İsmail Kartal da öyledir. Fenerbahçe'de çalışırken Aykut Kocaman da öyleydi. Gelse yine öyle olur. Ha, bakmayın siz başakşehir'de olduğuna. Ve çok böyle başarı olmasına rağmen de gönderilir sezon sonunda diyorsunuz. Ha, onu bilemem. Yani belki ya. de gönderilmez. Hayır. Emre Belözoğlu farklıydı. Hayır yani eğer İsmail Kartal farklı olur. ben ben, ben size bir e, büyüğünüz olarak şu tüyoyu vereyim bizi seyredenlere de eğer Fenerbahçe İsmail Kartal'la anlaşırsa sezon başı gelir. Çünkü arkadaşlar hmm. çok iyi Tabii. arkadaşlar. Lövin dönem içindeki yardımcılarından Çok. bir tanesiydi. Süreç içinde de her zaman ilişkili oldu. Sürekli görüşüyorlar bile değil mi? Ee, aynen. Ve İsmail Hoca mesela Yogi ile çalıştı, Aykut Hoca ile çalıştı, Ersun Hoca ile çalıştı. Sonra kendisi teknik direktör yoluna devam etti. Her dönem görüştüm, konuştum. Genelde futbol konuşuruz. Futbol manyadır yani. Boş dönemleri yurt dışına gidip antrenmanlar isteyen, antrenmanlar takip eden hmm. e, tam bir futbol entelektüeli var esasında karşımızda. Bize bize oyunu kağıt üstünden, antrenman modellemesi üstünden, neyi nasıl yapılacağını gerçekleştirmesi üstünden. E, ama bütün eski Fenerbahçe oyuncuların olduğu gibi ciddi bir de iletişim problemi var, var. Ne derler? Satamıyor kendini. Peki Lööf <laughs> gelirse İsmail Kartal yardımcısı olur mu? Ay, 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 Aykut Hoca'yla. E, o zor da. bir karar olur. E, orada e, durumun değerlendirmesi lazım. Eğer kabul ederse duygusallığından kabul eder. Hmm. Yani normal profesyonel bakarsa etmemesi lazım. Öyle bir durumu. Ama işin e, içinde duygusallık gelirse iki tarafın birbiriyle arkadaşlığı, işte eski dönemler, Fenerbahçelilik yeniden başlanacak bir proje. E, o zaman ben. %51 kabul edeceğini. İsmail Kartal şu anda göreve gelmeyi kabul eder diyorsunuz. Lövle evet. de anlaşıldı diyorsunuz. O zaman kabul olarak demedik. ne bekleniyor? Şu an için anlaşma o Anlaşıldı demedik. Olur. Yani, yani bu, bu karar yıl, varılırsa... önümüzdeki yıl için olur. Yok Löv Haziran'da gelebilir. Gelme ihtimali çok yüksektir. Yüksek. Öyle yorumlayabilirsiniz yani. Yorumlayabilirsiniz.